Aldınız mı? Arkadaşlarım orada şu anda ben. Bir davet geldi yani. Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Davet almadım da diyemiyor. Sağından solundan dolaşıp lafı oraya getiriyor. Peki işin aslı ne? İmamoğlu davet aldı mı, almadı mı? Çağrıldığım her devlet toplantısına, devletimin beni çağırdığı her toplantıya koşa koşa giderim. İşin aslı davetten de çağrılmaktan da daha ötesi var. Bunun kodları İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada var. Valilik İBB Başkanı Afet Kurulu'nun doğal üyesidir. Toplantıya katılması görevidir demişti. Peki bu ne anlama geliyor? Ne anlama geldiğini AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıkladı. Oradaki hazirunun tamamı davet ediliyor. Hatta talimatlandırıyor, ötesine geçiliyor. Herkesin gelmesi isteniyor orada. Dolayısıyla davet edilmediği gibi bir mesele yanlış. Kendisi davet edilmiştir. Toplantıya katılmamıştır. Zaten toplantının olduğu saatte başka bir programda boy göstermiştir. Kısacası burada bir talimatlandırma söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5.8'lik depremin ardından yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdi. Fuat Oktay ilk toplantıyı İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Koordinasyon Binası'nda yaptı. Ardından ikinci toplantı için katılımcıları haberdar etti. Yani talimatlandırdı. Ve 27'si için saat 10'da tekrar bir toplantı yapılması konusunda Fuat Bey oradaki bütün hazirunu davet ediyor, hatta talimatlandırıyor. Yani bakanlar var, bürokratlar var. Ama İmamoğlu buna rağmen katılım göstermedi. Peki niye davet edilmediğine yönelik açıklamalar yaptı? Hükümet deprem gibi hayati bir meselede bile siyasi kaygılarla hareket ediyor algısı mı yaratılmak istenmişti? Yani İmamoğlu eksenli bir siyasi şov mu gerçekleştirilmişti? Bu tip şımarık hareketler, bu tip siyasal şovların peşinde koşmayı toplum hiçbir zaman tasvip etmez. Daha sonra belediye başkanlığının trolleri ya da CHP'ye yakın medya organlarından belediye başkanının toplantıya davet edilmediği yalanı ortaya atılmıştır. Bunun böyle olmadığı ortaya çıkınca da lastikli ifadeler kullanmıştır belediye başkanı. İstanbul halkından özür dilemelidir. Toplantıya katılmıştır. Bir belediye başkanının böyle bir noktada bundan daha önemli bir iş olamaz. En son bu tartışmalar başka bir noktaya gelince de davet edilmediğim gibi bir yola başvurmuştur.